Avrupa Festivaller Birliği'nin ilk Türk yönetim kurulu üyesi olan, ayrıca bir Türk koreolojist olarak Uluslararası Koreoloji Kütüphanesi'ne ilk kez bir Türk eserini kaydettiren çok değerli bir sanatçı Filiz Eczacıbaşı Sarfer'le birlikteyiz. Siz çok önemli bir ilki başardınız Türkiye için. Avrupa Festivaller Birliği dünyada kabul edilen çok önemli bir kurum. Buraya giren ilk Türk yönetim kurulu üyesi oldunuz. Nasıl gerçekleşti? Avrupa Festivaller Birliği tabii festival düzenleyen bizlerin her zaman üyesi olmak için çabaladığımız bir kurumdu. Biz uzun yıllardan sonra kendimizi kanıtladık ve festivalin nitelikli bir festival olması nedeniyle de Festivaller Birliği'ne üye olduk. Burada sanıyorum İzmir Uluslararası İzmir Festivali'nin gerçekten önemli bir festival olduğunu Avrupa Festivaller Birliği yöneticilerine belirtebildi, anlatabildi. Ve bunun sonunda da birkaç yıldır böyle bir yönetim kurulunda yer almak için bir teklif geldi bize. Ve tabii ciddi bir seçimle de yapılıyor. Orada yüzden fazla bir festival katılımı söz konusu. Diğer festivallerin de destekleriyle böyle bir üyeliğe layık görüldük. Evet, ama sizin başka bir ilkiniz daha var hayatınızda. Bir koreolojist olarak bir Türk eserini Uluslararası Koreoloji Kütüphanesi'ne kayıt ettirdiniz. Öncelikle koreoloji, bale notasyonu olarak çevirmek belki doğru değil mi? Koreolog olmaya nasıl karar verdiniz? Evet, güzel sanatlara ve özellikle bale ve dansa çok ilgim vardı küçük yaşlardan beri. Ve bu ilgim ve o zaman söylenene göre kabiliyetim sanatsever olan amcam Necat Eczacıbaşı'nın da dikkatini çekiyordu. Amcam o dönemde Ankara'da Türk Devlet Balesi'ni kuran Demnület Duvalyo ile de görüşmeler yaptı. Ve sonunda benim de isteğimle, araştırmamla daha bilimsel, dansın daha bilimsel bir yönünü ele almamın doğru olacağını düşündüğüm için Londra'da kalacak koreolojiye gitmeme karar verildi. Ben bu okula kabul edildim ve canla başla koreoloji eğitimime başladım. Eğitimim bittikten sonra da Devlet Opera ve Balesi'ne İstanbul'a geldim koreolojist olarak görevli oldum ve orada sahnelenen Sait Sökmen'in Güngör Dilmen'in eseri Kurban'dan sahneye uyarladığı Kurban adlı eseri Beniş dans notasyonuyla belgeledim ve bu eser Londra'daki Koreoloji Kütüphanesi'ndeki ilk Türk eseridir. Bir ilki gerçekleştirdiniz. Evet, evet. Bir kadın olarak sanatla uğraştınız, hala da sanatın içerisindesiniz. İlkleri başardınız sanat anlamında. Neler söyleyeceksiniz? Önce olmak, ilkleri başarmak hele bir kadın olarak her zaman kolay olmuyor. Sizin hayatınızda, hayat yolculuğunuzda nasıl bir yol izlediniz? Evet, tabii esasında herkes için zor bazı şeyleri gerçekleştirmek. Ama bir şeyin iyisini, iyi bir sonuç elde etmek istiyorsanız ve iyisini gerçekleştirmek istiyorsanız çok çabalamanız gerekiyor ve zoru sevmeniz gerekiyor. Ben de öyle yapıyorum herhalde ve yaptığım işin de son derece önemli olduğunun da bilincinde olarak herhalde ele alıyorum diye düşünüyorum. Ve onun için de başarılı bir sonuç eğer alabildiysem ne mutlu. Yıldığınız zamanlar oluyor mu? Çok zorlandığınız zamanlar? Tabii ki oluyor. Olmaması mümkün değil hiç kimse için. Ancak yapılan işe inanıldığı müddetçe doğal olarak başarılı sonuç gelecektir. Ona da inanıyorum. Kadınların sanatta yer almasıyla ilgili neler söyleyeceksiniz? Daha fazla yer almaları gerekiyor. Kadın erkek diye asla ayırmıyorum. İnsan var benim için.
Tabii ki belli şartlarda kadınlar farklı bir yere konulabiliyor, onu da görüyorum. Ama o ayrımı siz kendiniz hissetmezseniz karşınızdaki de size belki o ayrımı getirmiyor diye düşünüyorum. Belki de yani Egeli kadınların doğasından gelen işte o Amazon kadınının savaşçı ve önüne gelen engelleri aşmak için var gücüyle uğraştığı bir şeyden geliyoruz, nesilden geliyoruz. Belki ona da bağlayabiliriz, değil mi? Kadınların şeysini, gayretini ve başarısını.